Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Beren Ceylan, bugün Ece Füsör'de yeni bir video ile daha sizlerin karşısındayım. Bugün yine Congress modundayız ve Congress modunda eğer Soğuk Savaş'ı Sovyetler Birliği kazansaydı ne olurdu senaryosuna bakacağız. Ve bu senaryoda komünist olmayan bir ülkeyle hayatta kalmaya çalışacağız bakalım. Mümkünse ise komünistleri yenmeye çalışacağız. Planımız bu ve bu plan için oynayacağımız ülkede İngiltere olacak efendim. Şu anda İngiltere'de monarşi hakim ve tüm Britanya bölünmüş durumda. Biz öncelikle bu Britanya'yı birleştirip sonrasında komünistleri yenmeye çalışacağız. Oyuna bir başlayalım. Oyuna başladığımızda zaten hep birlikte ülkelerin durumuna bakacağız. Ve ona göre bir bakalım. Kendimize göre bir hareket belirleyeceğiz. Şimdi İngiltere'yi seçtik ve hemen oyuna diyerekten başlayalım. Videolarım hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim dostlarım. Ülkemize bir ayar çekelim hemen ve daha sonrasında senaryoya biraz bir bakalım. Şöyle bir araştırma puanını da fullemem gerekiyor. Aynı zamanda araştırma puanını fullledikten sonrasında da geri kalan tüm puanların nüfus artışına vereceğim. Hem nüfus hem ekonominin artması gerek bu kadar devleti yenmek istiyor isek. Şimdi dünyaya bir bakalım. Bizim öncelikle bir ittifakımız var burada. Bizim ittifakımızdaki olan ülkeleri şu anda görüyorsunuz. Bu ülkeler bizim ittifakımızda efendim. Böyle baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri tamamen bölünmüş durumda. Bizim amacımız da zaten öncelikle Amerika'yı tamamen kendimize katmak olacak. Oradan ekonomi kazanabileceğiz. Tabii ilk amacımız öncelikle Britanya'yı yere geçirmek ve daha sonrasında Amerika'yı topraklarından çökmek olacak. Şöyle Sovyetler Birliği'ne baktığımızda ise açık mavi olan renkler dostlar Sovyetler Birliği'nin vasal devletleri, kuklaları. Diğerleri ise müttefikleri. Şu anda Türkiye'nin, Ukrayna'nın, Kazakistan'ın bir sürü devletin Sovyetler Birliği kuklası durumunda olduğunu görüyoruz. Diğer devletlerin ise İsveç'tir, Doğu Almanya'dır. Doğu Almanya değil şu anda, bu Almanya formlayacak. Hindistan'dır. Ondan sonrasında Japonya'dır. Bu devletlerin hepsinin de müttefik olduğunu görüyoruz. Bakalım bu kadar güçlü bir paktı yenebileceğiz mi? Veyahut bu pakta karşı hayatta kalabileceğiz mi? Benim planım aslında şu anda yenmek değil, hayatta kalmak. Şimdi Fransa'da da bir iç savaş olduğunu görüyoruz. Fransa'daki iç savaşta ne olacak, ne bitecek onu da bilmiyorum. Göreceğiz bakalım, onu da göreceğiz. Umarım iç savaşı bari burada komünistler kazanmasın da burada bari bir şeyler yapalım. Şimdi biz önce kendimize bakmamız gerekiyor. Bu arada gördüğünüz gibi Almanya'da lan oğlum, Fransa birden ne oldu? La Fransa bizim ittifaka katıldı. Amsterdam protokolüne. Almanya normal Almanya oldu ve demokrasiye döndü şu anda ama hala ittifakın içerisinde. Güzel şeyler oldu en azından şu anda. Fransa şu anda bizim ittifaka katıldı. Bu arada burada da bir savaş var Portekiz'le İspanya arasında. Şimdi biz ne yapacağız? Öncelikle para biriktireceğiz. Sonrasında Britanya'yı almaya çalışacağız. Britanya'yı topraklarımıza katarsak tamamıyla en azından adada istila edilmeyiz. Planım şu anda en azından bu adayı birleştirmek olacak. Hiçbir ittifakımı savaşa çağırmayacağım ve hiçbir ittifakımın savaşına katılmayacağım. Çünkü şu anda bir ittifakın savaşına katılırsam çok sıkıntılı şeyler yaşayabiliriz. Bana yakın olan buradaki komünistlerle ilişkilerimi geliştireyim de bir sıkıntı olmasın. Abi bayağı bir sıkıntı olacak gibi gözüküyor ama bakalım bakalım. Hemen hızlıca ne yapıyoruz? Gidiyoruz buradaki Cornwall'u topraklarımıza almaya çalışacağız. Bunları aldığımızda da güzel bir ekonomi gelecek. Ardından Galler, ardından İrlanda. Tüm İngiltere'yi, daha doğrusu tüm İngiltere değil, tüm Britanya'yı. Çünkü İngiltere biziz. Orası Britanya'nın diğer devletleri. Topraklarımıza katmaya çalışacağız. Ve bakalım burada hayatta kalmaya çalışacağız bu toprakları alıp. Alabileceğiz mi bilmiyorum ama denemekten zarar gelmez abi. Bu seri ne kadar sürecek bilmiyorum. Bu seride amacımız dediğim gibi hayatta kalmak ama olur da belki iyi durumlara gelir isek komünist bloğunu da yıkmaya çalışacağız tabii ki. Öyle bir planda var abi, öyle bir planda tabii ki de önemli. Onları yıkabilirsek bizim için çok da güzel olur. Şöyle baktığımızda Büyük Britanya Krallığı şekillendirebiliyoruz. Başka da bir toprak istemiyor zaten, İskoçya'yı almamız yeterliymiş. Onu da yapacağız. Şöyle bir şu müziği değiştir abi, o müzik bende bozuk. Şu anda asimilasyon yapamıyoruz maalesef. Gerek de yok abi asimilasyona. Var ama şu anda yapamam abi. Şu anda daha önemli işlerle uğraşıyoruz. Daha önemli işlerimiz var. Öncelikle bunlarla ilgileneceğiz.
Öncelikle adayı toplayacağız. Daha sonrasında ancak asimilasyondur, odur, budur, şudur. Onlara bakılır. Ama o zamana kadar şu anda böyle boş işlerle ilgilenemeyiz abicim. Tamam, boş iş değil belki ama oraya ayıracak bütçemiz yok abi şu anda. Gördüğünüz gibi adamızı birleştirmeye devam ediyoruz. Hemen saldırılarımız zaten güzel bir şekilde başladı. Ve adaları da istila edersek, burada İskoçya'yı da topraklarımıza katarsak en azından devlet formluyor olacağız. Ve gördüğünüz gibi İskoçya'yı da topraklarımıza kattık. Hemen abi şöyle aşağı inin diyecektim ama inemiyorlar. Limanları yok garibanların. Hemen bir liman buraya, bir liman da buraya inşa edelim de garibanlar bari inebilsin. Şu anda devlet formlayabilecek duruma geldik. Büyük Britanya Krallığı olabiliriz en azından. Ve gördüğünüz gibi olduk ama rengimiz az önce daha iyiydi hocam. Biz böyle kırmızı kırmızı devam edelim. Mavi yakışmıyor hocam İngiltere'ye. Şimdi bu toprakları asimilasyonunu hemen yapalım abi. Bu toprakları bir asimile edelim. Daha sonrasında ise İrlanda'yı da ele geçirmeye çalışacağız. Burada yapmamız gereken şeyler varmış. Hemen yapalım. Ülkemiz demokrasiye döndü birden. İlginç bir şekilde Birleşik Krallık şu anda kurabileceğiz. Ama Birleşik Krallığa gerek var mı? Bence gerek yok abi. Büyük Britanya daha iyi diye düşünüyorum ama hadi madem öyle Birleşik Krallık'ta formlamamı istiyor, hadi yapalım abi onu da. Onu da yaparız. Şimdi para biriktireceğiz ve İrlanda'yı istilamıza hazırlanacağız. Ne oldu? Ne oldu? İsviçre inşallah komünistlerden değildir. Allah'tan değilmiş ama ben bu savaşa katılmam. Abi gidip Kanada İsviçre'ye şekil yapıyor ya. Aa, Sovyetler Birliği bir vasalını yuttu abi. Bir vasalını yedi. Sovyetler Birliği arasında bir savaş çıkar mı acaba ya? Müttefikler arasında bilmiyorum ama. Umarım çıkar abi. Lan ne oldu? Bir savaşa girildi. Ya sadece İsviçre savaşı ve Alman tarafı da İsviçre'ye savaşı ilan etmiş zaten. Bu güzel. Güzel abi. Birbirlerimizle daha iyi ilişkiler içerisinde olabiliriz. Birbirimizle ortak savaşta olursak. Şu anda gördüğünüz gibi turlar yavaş atlıyor. Çünkü aynı anda birçok devlet orada hareket ettiriyor İsviçre'yi almak için. Aldılar da zaten. O yüzden turların yavaş atlaması çok normal. Biz de bu arada bir teknolojik seviyelere bir bakalım. Teknolojilere bir bakalım da ne olacak, ne bitecek, ne yapmamız gerekiyor, nasıl bir strateji izlemeliyiz ona da göre bir hareket edelim. Şu anda Çin 0.58 gayet şu anda iyi durumda ama biz de ondan az kalır durumda değiliz. Bize 0.54'üz. Hiç kötü değiliz abi, gayet iyi. Gayet iyi. Hemen o zaman teknolojik yatırımlarımıza devam ederek en azından teknolojide bir zirveyi ele geçirmeye çalışalım. Böyle bu toprakları daha tamamıyla asimile edeceğiz. %100 asimilasyona ulaşması gerekiyor bu toprakların. Full %100 yapacağız abi bunları. Full %100 yapacağız. Arkadaşlar komünistlerle savaş başladı. Ama ben bu savaşta olmayacağım hocam. Vallahi beni kimse komünistlerle şu anda savaşmaya çağıramaz. Çağıranları da böyle tek tek reddederim abi. Çağıranları da böyle tek tek reddederim. Hiç umurumda olmaz. Yani kardeşim kazanabileceğimiz bir savaş değil. İnanın kazanabileceğimiz bir savaş değil. Yani şu anda ben hayatta kalmaya çalışıyorum zaten. Ya komünistlerle falan bizi savaşa sokmayın kardeşim. Bu arada zirveyi alabildik mi? Alamamışız. Önemli değil abi şu anda. Ben İrlanda'yı bir ele geçireyim. Abi komünistlerle niye girdiniz savaşa ya? Ya niye? Bu ne sebebi neydi ki abi? Oha! Bir de ülkelerin şeyleri ne oluyor abi? Lan! Aa, Sovyetler Birliği tüm komünist tarafıyla savaşa girdi. Bunlar da Pakistan, Türkiye ve Azerbaycan. Bunlar ittifakta gözüküyor ama Türkiye de şu anda herkesle savaşa girmiş. Bir kısmı hala ittifakta. Vay 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 vay. Oğlum bunların arasında iç savaş başladı. Bir de bizimkiler de var. Bizimkiler de bir de olay yerine intikal ediyorlar. Belki bizimkiler kazanır lan savaşı, belli olmaz ama ben giremem abi. Ben kendimi o topa atamam. Ben kendimi o riske sokamam şu anda. Benim amacım şu anda İrlanda'yı da aldıktan sonra topraklarımın bütünlüğünü sağlayıp daha sonrasında akabinde ne yapmak? Akabinde Amerika Birleşik Devletleri'ni bütünüyle ele geçirmek abi. Planımız bu. Planımız bu. Plana sadık kalacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm tek tek eyaletlerini ele geçirirsek zaten Amerika'nın tamamının ekonomisine sahip olacağız. Ve bu ekonomi zaten bize yeterli olur diye düşünüyorum, en azından komünist tarafı yenmek için. Bu arada görüyorsunuz turlar ne kadar yavaş geçiriyor abi.
O kadar devlet birden savaşa girince aynı paktta olup turlarda tabii ki de yavaş geçiliyor. Bu da çok normal. Hemen bakalım İrlanda üzerine seferimize çıkacağız. Tabii ki de kimseyi çağırmıyoruz hocam. İhtiyacımız yok. Biz kendi gücümüze, kendi yumruğumuza güveniyoruz ve ona göre hareket edeceğiz. Hemen hızlıca saldırılarımıza başlayalım bakalım. Gördüğünüz gibi İrlanda'yı da aldığımızda zaten planın birinci kısmı, planın belirlediğimiz ilk kısmı gerçekleşmiş olacak. Ve böylece de artık Amerika seferine çıkacağız diye düşünüyorum. Ve bitiyor mu savaş? Bitti. Güzel. Hemen İrlanda'yı da böyle bir ilhak edelim. Tüm topraklarıyla birlikte İrlanda artık bizimdir. Ve şöyle Birleşik Krallık formlayalım o zaman. Rengi böyle olmasın hocam. Hocam şunun rengine ve yani şey yapın yani. Olmaz abi bu. Renk şey olmadı. Bak 420 binlik ekonomiye ulaştık. Gayet güzel. Ekonomimiz gayet harika abi şu anda. Dünya devletleri arasında da zaten 12. sıradayız. Güzel güzel. Ne oldu bizim şey? Monarşi mi olduk abi? Monarşi olmuşuz hocam. Yeniden tekrardan monarşiye geri döndük. Olur. Yeriz. Sıkıntı yok. Bu arada İzlanda bizim paktaysa onu atıp onu da alabilirim yani. İzlanda'yı da Birleşik Krallık topraklarına katılınca çok güzel gözüküyor. Bu arada bizim taraf savaşı sanki bir tık kazanıyor gibi. Bir tık sanki umut var gibi abi. Bakalım izleyelim savaşı. Şu an Sovyetler Birliği tüm herkesle savaşta zaten. Sovyetler Birliği herkesle savaşta olduğu için bayağı bir sıkıntıdadır diye düşünüyordum ama yeni olan Kazakistan'ı tamamıyla kaptı topraklarına. Diğerlerine karşı da direnmeye çalışıyor bir şekilde. Ama direnebilir mi orasını ben bilmem. Biz şu anda Birleşik Krallık olarak istediğimizi yaptık. Aslında 2. İspanya Cumhuriyeti'nden 430 binlik bir ekonomik güç de kazanabiliriz. Ney bu? Aa, NATO kurma var. Ve burada da British Empire var. British Empire'a uğraşma abi. Onu bir kere yaptık. Onu bir kere yaptık yeter. Biz yedik hocam. Biz doyduk da geldik. Yeter hocam yani. Biz British Empire'ı bir kere yaptık. Zaten çok çok uzun sürdü. Çok da fazla toprak var zaten. Ona uğraşmamıza gerek yok. Şu anki hali gayet yeterli. Zaten az önce Britanya, Büyük Britanya İmparatorluğuyduk. Niye British Empire'a bir daha uğraşalım ki? Abi yine bir ton savaş tabii ki de ittifak olunca böyle oluyor. Bir ton savaşa çağrılıyoruz. Ve bir ton savaş çağrısını reddediyoruz. Reddedeceğiz tabii ki de. İkinci İspanya Cumhuriyeti'ne bir sefer düzenleme planım var şu anda. O seferi düzenlersem 430 binlik. Yani bizim gücümüz kadar bir tane daha devlet topraklarımıza katmış olacağız. Bence bu denemeye değer. Bence denemeye değer abi. İkinci İspanya Cumhuriyeti'ne bir sefere çıkalım. Biraz daha para biriktirip. Ya şu anda biriktireceğim kadar para biriktirmişim zaten. Ordu basıp 2. İspanya Cumhuriyeti'ne sefere çıkmalıyız diye düşünüyorum. O bizim kaderimiz hocam. Onu gerçekleştireceğiz. 2. İspanya Cumhuriyeti'ni de almamızla birlikte dünya üzerinde en güçlü devletlerden biri olacağımızı düşünüyorum. Ve hayatta kalmamız daha da kolaylaşacaktır diye düşünüyorum. Gerçi adada değil, orasının istila edilmesi daha da müsait bir yerde. Konuşamadım. Ama ekonomi abi. Ekonomi. Bize ekonomi kazandıracak ve o ekonomi bize lazım. O ekonomi bize lazım. Londra'da toparlanın abi. Londra'da toparlanın. Şu anda parasal olarak zor durumda olabiliriz. Parasal olarak zor durumda olabiliriz ama yeneceğiz abi. Lan oğlum haritayı bile kaydırmak zor o kadar devlet olunca. Vallahi haritayı bile kaydırmak zor. Yavaş kayıyor harita. Hadi bakalım Londra'da toplansınlar. Bir ekonomik sorunu bir çözelim. Ekonomik sorun çözüldükten sonrasında bir daha sefere çıkacağız. Yine kimle savaşa girdiniz? Yine ne yaptınız? Şöyle bir şey yaparsam aslında bir kredi alımı yaparsam 5 tane. Bu krediyi niye alıyorsun diyebilirsiniz. Birazdan neden olacağını göreceksiniz. Daha alabileceğim kredi yok. İkmal kampı. Buraya bir ikmal kampı basarsak ekonomimiz düzelecektir diye düşünüyorum. Borç da ödendikten sonrasında sefere çıkacağız. Planımız bu. Gördüğünüz gibi ülkelerin isimleri birbirine girmiş olabilir ama bana ne, beni alakadar etmez. Türkiye şu anda birçok devletle savaşta ve istila ediliyor Güney Afrika tarafından. Onun dışında herkes birbiriyle savaşta, bazıları barış yapmış. Sovyetler Birliği bu savaşı kazanacak gibi gözüküyor abi. Sovyetler Birliği burada bir Kazakistan bırakmış ama geri kalan işleri halledecek. Türkiye'yi de birazdan zaten istila etmiş olacak gibi gözüküyor.
Ve en iyisi de bizim için şu anda Sovyetler Birliği bizimle savaşta değil. Kongo'ya da savaş açıldı. Hocam salın beni. Salın beni hocam. Kongo ile benim işim yok. Şimdi elimizdeki orduyla artık sefere çıkabiliriz. Kazanabilir miyiz bilmiyorum ama bizim ittifak şu anda gayet güzel bir şekilde gerekeni yaptı. Hayatta kalalım dedik. Hayatta kaldık abi. Bu komünistler dağıldı. Ne oldu böyle? Komünistler ne oldu? Sesin çıkmıyor ya. Oo. Abi 15'te buraya, yani düz hesap yap. Buraya da 25'te. Abi adamların burada sadece 40K ordusu var zaten. Bayağı fazla ordusu var. Hadi bakalım. Kazanabilecek miyiz? Bilmiyorum ama denemekten başka çaremiz yok hocam şu anda. Şu anda denememiz gerekiyor. Birçok toprak almamız lazım. Toprak almazsak şu anda zaten yenemeyiz. Ya her ne kadar şu anda komünist taraf dağılmış olsa da hala birbirleriyle ittifakta olanlar var. Zaten tek başına bile Sovyetler Birliği bile bizi yenebilecek güçte. O yüzden bunu kesin yenmek lazım zaten yani. Güzel. Saldırıyı onun yapması güzel oldu. Savunmada kalan taraf biz olunca biliyorsunuz daha az zayiat veriyoruz. O güzel oldu. Ne kadar ordu kaybettim? 77 bin, direkt şuradan da bakabiliriz. 51 bin kişilik ordu kaybetmişiz. Bu savaşı kazanabilecek miyiz bilmiyorum ama. Vallahi deniyoruz bakalım. Ama eleman çok güçlü. Ve arkadan 25 bin kişilik orduyla çıkarma yapmaya geliyor. Muhtemelen tek savaşta hepsini alamayacağız. Arkadaki çıkarma yapacak orduyu da indiremeyeceğime göre. Şu anda onu maalesef indirecek güce sahip değiliz. O çıkarma atana kadar ilerleyebildiğimiz kadar ilerleriz. Akabinde barış yaparız. Aslında barış da yapmaya gerek var mı bilmiyorum. Orduyu da yenebiliriz eğer tek kalan ordusu oysa. Yenebiliriz. Dur bakalım. Gördük şu anda bir daha ordusunu. Nereye gidecek hiçbir fikrim yok. Şu an güzel bir şekilde... Aha! Tamam lan, güzel yere geldi. Vallahi güzel yere geldi abi. Vallahi çok 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 güzel yere geldi bizim için. Aşırı iyi abi şu anda. Zaten tek kalan ordusu o. Başka da bir ordusu yok. Siz de batı taraflarına gidin. O bize saldırırsa daha da zayiat verecek. Şu anda tamamen yenebiliriz gibi gözüküyor hatta. Güzel bir zayiat verdi orada. 10.000 kişilik ordusuyla bir saldırısını yaptı. Şimdi sizin denize çıkmanız lazım kardeşim. Sen buraya gel. Sen şöyle bölün. Sen de biraz bölün. Böyle. Devam. Siz de bu taraflara tekrar gelin. Yeniyoruz gibi. Ne kadar toprağı var bu arada bunun? Bu adalar da onun olduğunu varsayarsak güzel. Bayağı bir şey kazanacağız. Vallahi harcadık ordusunu abi. 25 bin kişilik ordusunu da harcadık. Tabii ki savaşla birlikte tamamını bize topraklarını vermeyecektir. Muhtemelen zaten vermeyecektir diye düşünüyorum. Sen direkt buraya saldır abi. Onun dışında sen de denize inmelisin. Adaları da almalıyız. Tamamını alırsak daha da fazla yıldız kazanacağız. Ne kadar toprak o kadar iyi abi. Sen gel buraya. Güzel. Ekonomisi kalmamış demek oluyor bu. Çok az asker basabiliyor. Tek tek adaları da alabilirsek şu anda bizim için bitecek gibi gözüküyor savaş. Burayı da al abi. Hadi bakalım. Tek tek adalarını istila edeceğiz şu anda. Hemen şu adayı da al. Son kalan adası da bu olacak. Burada liman yok değil mi? Ulan bir liman yapın kardeşim şu adanıza be. Ulan bir adanıza bir liman yapamıyorsunuz ya. 98. Lan oğlum buraları tek tek adam yapmışlar. Lan oğlum bu ne? 2000. Hepsi ayrı ayrı toprak olmuş ha buraların. Ulan niye bu kadar uğraştınız oğlum? Abi burası da ayrı ada. Hayda, her biri ayrı bir toprak. Her biri ayrı bir toprak. Abi şurayı da al. Şimdi bunların hiçbirinde limanı da yoktur tabi. Abi hiçbirinin limanı neden olsun ki? Çünkü bunlar ada değil. Değil mi yani? Bunlar ada değil ki. Niye liman olsun değil mi? Hiç adaya benziyor mu bunlar? Vallahi bak burayı da bir tane ayrı yapmışlar. Ulan oğlum niye bu kadar ayrı ayrı ufacık topraklara uğraştınız? Bunun yerine başka şeyler yapabilirdiniz bence. Bu ne lan? Hadi abi bu son toprağı galiba. Tamamdır, buraya da bir liman yapmamız gerekiyor. Şimdi şöyle anlaşmamızı yapabiliriz. Çok fazla kayıp verdik. 90 bin kişilik kayıp verdik. 290'a tamamını alabiliyormuşuz. Bizim tamamını şu anda almamız mümkün gözükmüyor. O kadar yıldızımız yok. Zaten o adaları hiç istemiyorum abi. O odalarla uğraşılmaz. Orası
korunmaz da hiçbir şekilde uğraşılmaz abi. Biraz daha düzenli bir şekilde alırsak. Bir de 4 yıldızımız daha kaldı. Şu adaları alalım. Abi bir dahakine istila etmeye uğraşmayayım diye alayım ben bu adaları tek tek ya. Ben bir dahakine bu adaları istila etmeye uğraşmayayım diye alayım. Yoksa bunun ameliliği zor iş. Tek tek o adaları alacaksın da şey yapacaksın da oho. Vallahi uzun iş. Bunun yerine bir de şunu yaptım mı tamamdır. Anlaşma süresini daha kısa yapsaydım daha bizim için iyi olabilirdi. Ama sorun değil. Hemen buraların asimilasyonlarını da yapacağız. Ardından bir savaşta daha. İspanya'yı tamamen topraklarımıza katarız diye düşünüyorum. Elimizdeki ordu şu anda yeterli olup. Bizimkiler şu anda savaşları kazanıyor. Bizim ittifakta en azından bir problem gözükmüyor şu anda. Hindistan'ı tabii ki de yeniden almak istiyoruz, bizim vasalımız yapmak istiyoruz ama şu anda Hindistan oyunun muhtemelen en güçlü devletidir. Bayağı fazla toprağı var çünkü biliyorsunuz. Bir bakalım hatta Hindistan seferine de bir çıkabilir miyiz diye. En güçlü ikinci devletiymiş. Ve herkesle savaşta. Çin tarafı da herkesle savaşta sayılır. Sınırlarında bir tehdit yok onun. Sovyetler Birliği birinciliği almış. Sovyetler Birliği ile ilişki geliştirelim. Madem ittifağı yok bu adamın, dağıldı ittifağı. O zaman biz bu adamla ilişki geliştirebiliriz abi şu anda. Bizim taraf ne durumda? Abi şöyle. Şimdi ben bunlara savaş açarsam problem olacak ya. Girmeyeyim ben hiç. Ben hiç girmeyeyim hocam bu işe. Ben hiç bu işe girmeyeyim. Bak beni görüyorsunuz savaşlara. Adam bir Angola'ya saldırdı. Adam bir Afrika ülkesine saldırdı. Herkes savaşı çağırıyor şu anda. Lan alt tarafı Angola be abi. Bu savaş bitmeyecek bu arada. Çok sürecek gibi gözüküyor. Bu Greater. Abi bizim ittifak kazandı lan. Oğlum hayatta kalma şeyi şu anda tamamlandı. Serideki amacımız artık hayatta kalma değil. Lan oğlum New York tüm... New York tüm Amerika'yı birleştirmiş. Bu imkansız oğlum bu. Eventle falan mı oldu acaba? Harbi imkansız bir şey bu arada. Oğlum biz almayı planlıyorduk oraları da. Harbi imkansız bir şey bu arada o. Ciddi anlamda imkansız. Onu yapamaz abi. Muhtemelen event falan olmuştur diye düşünüyorum. Yoksa başka şekilde yani alması pek mümkün gözükmüyor. Pek şey değil. Hepsine bir savaş açması ayrı bir şey. Hepsini yenebilecek olması ayrı bir şey. Zaten hepsine savaş açmaz. Bazılarıyla ilişkileri olduğu için mantıken savaş açmaz yani. Ama hepsini birden almış. Muhtemelen event vardır diye düşünüyorum senaryoda. Eventle almıştır abi. Şimdi biz ordumuzu biraz daha toplayalım. Oradaki ordu yeterdi ama biraz daha yine de götürebiliriz. Oraya hemen takviyeleri götürelim. Ve ne yapacağız? Oraya hemen ordularımızı götürüp bir kez daha İspanya'ya savaş açacağız. Planımızın şey kısmı başarısız oldu açıkçası. Amerika'yı alma kısmı aslında şu an hala başarılı olabilir ama New York bayağı güçlü gözüküyor. Burayı tamamen alırsam belki yenebiliriz abi New York'u. Şu an benim ekonomim kaç? 647 bin. Buradan gelecek 141 bin daha var. Yani New York'u yenebiliriz belki gibi gözüküyor. Bunu alırsak ama biraz daha yatırım falan da yapmak gerekiyor tabii ki. Hemen saldıralım bu saygıdeğer dostumuza da. Hemen topraklarımıza katalım. Adalarını aldık. İstila edecek bir adası yok. Edilecek bir adası yok. O yüzden rahat rahat, daha rahat, hızlıca bitirebiliriz artık işini. Az önceki adalar bayağı bizi uğraştırdı açıkçası. Yani bayağı uğraştırdı. Tek tek, ufacık adaları tek tek ayrı toprak yapmışlar. Ben hepsini birleşik yapmışlardı diye düşündüm. Onu gerçi bir kere daha görmüştük de. Yine görünce yine şaşırdım yani açıkçası. Şimdi bu arkadaş artık bitiyor. Bizimkiler habire birilerine savaş açıyor ya. Ulan az medeni olun, az... Barışçıl olun ya. Bu nedir ya? Gerçi komünistleri bulduğu yerde şu anda hazır zayıflamışken komünistler yok etmek daha mantıklı gibi gözüküyor. Almanya'ya da savaş açtılar. Almanya her yerden istila ediliyor şu anda. Güzel. Benelux de bayağı güçlü ha. Fransa zaten güçlü. Benelux de bayağı güçlü. Bizim ittifak şu anda kazandı abi savaşı. Ben de zaten İspanya'yı almamla birlikte şu an 770 binlik bir ekonomiye ulaştım. Onun üstüne ilaveten biraz daha yatırım yaparsak, bir de nüfusum kaç? Nüfusum biraz daha az. New York'u aslında, New York öncesinde bir Meksika seferiyle, Meksika'yı komünistlerde sonuçta burası, ama burayı almamız imkansız. Burada büyük bir komünist paktı var.
Bakın buradaki Komünist Parti dağılmamış abi. Yani Amerikan devrimciler şeyi paktı var burada. Burası dağılmamış abi. Adamlar orada Amerikan devrimciler cephesi kurmuş hocam. Ya orada birine saldırırsak diğerlerin hepsi de bize saldırır. Onları yenmemiz pek mümkün gözükmüyor abi. Gerçekçi pek değil yani. Her ne kadar Meksika'yı şu ana teke tek de yensek de yenebiliriz. En azından yenmedik de şu ana kadar diğerlerini yenemeyiz abi. Zaten Brezilya bizi teke tek de yener muhtemelen. Bakalım. Yo, Brezilya Meksika'dan daha zayıfmış. Ulan Amerikan devrimcileri dedik. Adamlar dağıldı bir. hocam bu kadar mıydı ittifakınız? Venezuela'ya bakın lan bayağı büyümüş. Ulan Amerika devrimcileri cephesi dedik. İki baktığımız cephe dağılıyor hemen abi. Bak bunların da ittifakı dağıldı. Güzel, bunları da arkalayabiliriz şimdi. En azından Meksika'yı alabilirim böylece. Neyse dostlar, artık burada videoyu bitirelim. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.